Herkese merhabalar. Aranızda ne zaman Dea Didas, de, ne zaman aynı aynı kullanacağını tam olarak bilmeyen var mı? Ya da belki aynı aynı nedir? Daha önce hiç duymamışsındır. İşte bu derste belirli artikel ne demek, belirsiz artikel ne demek bunlar üzerine çalışacağız bugün. Eğer bu tarz içerikler hoşuna gidiyorsa kanalıma abone olabilirsin. Destek olmak için de videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutma lütfen. Hemen bu tarafa doğru geçiyoruz ve bakıyoruz. Belirli artikeller ve belirsiz artikeller. Artikel ne demekti? Edat demekti. Bunların Almanca ile Türkçe karşılaştırılmasının nasıl olduğunu başka bir videoda anlatmıştım. Eğer onu bilmiyorsanız mutlaka ona bir bakın. Artikellerin mantığını çözmek için. Artık ellerin niçin kullanıldığını algıladıktan sonra artık bilgimizi derinleştirebiliriz. Şimdi bizim bildiğimiz aslında temel 3 tane artikel var. Dea, di de, ve das. Bir de plural di de dediğimiz bütün kelimelerin çoğul hallerinde kullanılan artikelimiz di şeklinde. Yanlarına parantezde gördüğünüz gibi böyle harfler yazdım. Bunlar ne demek? Birçoğunuzdan şöyle mesajlar alıyorum. Lütfen bana kelimelerin artikellerinin gösterildiği sözlük önerir misiniz? Sevgili arkadaşlar, bütün sözlükler artikel gösterir. Ama siz büyük ihtimalle o artikellerin kısaltmasını bilmediğiniz için yanında kocaman değer didas yazmadığından dolayı artikelleri yazmıyor zannediyorsunuz. Sözlüklerde D artikelini kelimenin yanında M şeklinde yani eril Di artikelini yani feminin, dişil artikelini f harfinin kısaltmasıyla ya f harfi olarak bir kısaltmayla. Das artikelini das olarak değil en şeklinde yani ne harfiyle nötr anlamında yani cinsiyetsiz anlamında. Ve plural diyi pl olarak plural yani çoğul e, kelimesinin kısaltması anlamında pl şeklinde kullanıyoruz. Yani bütün sözlüklerde aslında artikeller yazmakta. Bu ufak bilgiyi verdikten sonra şöyle devam ediyorum. Aynı ne demek? Sayılar videosunda bir sayısının eins olduğunu öğrenmiştik. Bunu aynı zamanda Artikellerin yerini değiştirerek, belirsiz artikel yaparak da kullanabiliyoruz. Ama sonuna s eklemiyoruz. Bu şekilde aynı ya da aynı şeklinde sonları oluyor. İlerledikçe, seviyemiz arttıkça bunların aynen, aynem gibi sonlarını ekler aldığını göreceksiniz. Ama bu daha sonra. Şu an çok temelde olduğumuz için sadece bu temeli oturtmamız lazım. Şunu bilin şu ana kadar, şuraya kadar. Dea aynı olur di aynı olur. Das aynı olur ve plural yani çoğul değil. aynı kesinlikle almaz çünkü o çoğuldur. Ne demek istediğimi örnek cümlelerde anlayacaksınız. Önce bir yanına e, bir nesne koyarak bakalım. Hemen şu tarafa doğru geçeyim öncelikle. Der Tisch. Der O masa. Şimdi bir eee nesneyi, nesneyi artikeliyle kullanırsam o nesneyi görüyorum ve hepimizin hangi nesneden bahsettiği bellidir anlamında. Yani ben D de ateş dediğim zaman aslında o masa diyorum ve hepimiz o masadan bahsettiğimizi anlıyoruz. Diğer başka herhangi bir masa değil. O masa. Gözümüzün önünde olan ya da şu an gösterdiğim ya da daha önceden bahsettiğimiz o masa. Di taşı, çanta, o çanta. Das Handy, o telefon, cep telefonu demek bu arada Handy o cep telefonu. Di büşa, o kitaplar, o kitaplar. Bellidir hepsi artikeliyle kullandığım zaman. Şimdi yukarıya şöyle bir soru yazdım. Was ist das? Bu sorunun çevirisi bu nedir? Bu ne demek değil. Dikkat. Bu ne demek çok farklı. Onun anlamını sorarsınız. Was ist das dediğimiz zaman bu nesne nedir? Bu ne şeklinde bir soru sormuş oluyorum. Buradaki das'ı Şuradaki dasla lütfen karıştırmayın. Ee, en çok e, karıştırılan şeylerden bir tanesi de bu. Niye soruyu was ist das diye sorduk? Was ist der diye soramaz mıydık? Ya da was ist die diye soramaz mıydık? Tabii ki sorarız. Ama was ist das kalıbı bir kalıptır. Ve das burada aslında genelleme yapılarak söylenir. Mesela siz bir nesnenin artikelini bilmiyorsanız hatta nesnenin kendisinin adını bile bilmiyorsanız nasıl soracaksınız? Bir genellemeye genel bir ifadeye ihtiyacınız var. Was ist das? Buradakinin şuradaki das artikeliyle hiçbir alakası yok. Tamam mı? Bu bir genelleme. Lütfen bunu böyle düşünelim. Yani şuradaki das endi bunun alakası yok. Demek istediğim şu. Was ist das sorusunun cevabında deyat işte kullanırım. di Tasche da kullanırım. Das endi de kullanırım. di Bücher da kullanırım. Tamam mı? Devam. Veya ist das? Veya kim demek? Bu kim? Yine buradaki Das için de aynı şey geçerli. Burada bir genelleme yapıyorum. Kim olduğunu bilmiyorum. Bana birinin bir açıklama yapması lazım. Belki akrabalarından bahsediyorum. Belki işte mesela buradaki örneklerimize bakalım. Der Mann, die Frau, das Mädchen, die Kinder. Der Mann, o adam. O adam. Die Frau, o kadın. Belirli bir kadından bahsediyorum. Das Mädchen o kız çocuğu, mesela kız çocuğu kelimesi olmasına rağmen netin artikeli dastır Çünkü şın ile biten e, kelimeler, her, kelimeler her zaman das artikelini alır. Dikinda, çocuklar demek. Çocuklar, o çocuklar. Veya dediğim için, yani kim dediğim için burada mutlaka bir şahıs açıklaması yapıyorum. Was ist das? sorusunu nesneler için sorarım. Veya ist sorusunu kişiler, insanlar için sorarım. Bunun niye önemli olduğunu şu şekilde açıklayabilirim. Bu soruları ve cevaplarını, şimdi cevaplarına bakacağız. Nerede kullanıyoruz? Şurada kullanıyoruz. Ee, mesela bir fotoğrafta e, gösterdiniz. Hatta şuraya da not olarak yazdım. Bir fotoğraf gösteriyorsunuz telefonunuzda ya da albümünüzde. Yanınızdaki kişi, aa bunlar kim? Ya da bu kim? diye soruyor. Veya istas? diye soruyor. Ya da küçük bir çocuğunuz var. Nesner'in adını bilmiyor. 2 yaşında, 3 yaşında. Was ist das? diye getiriyor. Bu ne diyor? Hani çocukların bu ne dönemi vardır ya her şeye bu ne, bu ne, bu ne, bu ne diye sorarlar. Was ist das? Ki siz o nesnenin adını söyleyin. Ve das orada dediğim gibi genellemedir. Şimdi diyeceksiniz ki e peki aynı aynı nerede? Hemen örneklerimde bunu çok güzel açıklıyorum. Önden açıklayıp sizi yormak istemedim. Şimdi örneklerimde çok net anlayacaksınız. Şimdi soruya bir bakalım. Was ist das? Das ist ya da das sind. Soruyu was ist das diye sordum mu? Ha o zaman nesne soruyorum. Çünkü was ne demekti. Was ist das? Bu ne? Das ist ya da das sind diye cevap vereceğim. Şu an bu seviyede. Das ist dediğimiz zaman şuradaki bakın üçlü olan var ya bunların hepsi tekil. Der, de, de, das. Burası çoğul. Das ist dediğim zaman arkasından bir tane Getireceğim bu şeylerden, nesnelerden. Ama das sind dediğim zaman buradaki plurala tekabül eder. Yani birden fazla nesneden bahsedeceğim anlamına gelir. Ist ve sind olmak fiilinin çekimleriydi. Sein fiilinin olmak fiilinin çekimiydi. Umarım bunu çoktan öğrenmişizdir. Hemen cevabına bakalım. Şurada bir masa var. Was ist das? Siz ne diyeceksiniz? Das ist der Tisch. Ya da das ist ein Tisch. Ha, peki farkı ne? Şimdi das ist der Tisch dediğim zaman şu anlama gelir. Bu o masa. Mesela, çok güzel tahta el yapımı bir masa gördünüz. ve eşinize göstermek istiyorsunuz. Böyle bir mobilya mağazasına gittiniz. Tuttunuz kolundan eşinizin ve dediniz ki, "Ha, das ist der Tisch. Das ist der Tisch. Bu o masa." Hani sana bahsettiğim, sözünü ettiğim o masa. Diğer masaların hiç alakası yok. Ama da siz aynı tisch dediğim zaman bu bir masa. İşte belirli belirsiz artikel dediğimiz bu. Eğer artikelini belli edersek o. Eğer aynı dersek ya herhangi bir tane masa işte yani. Bir masa. Yani demek oluyor ki eğer belli bir nesneden bahsediyorsam artikel kullanacağım. Belirsiz bir nesneden, genel bir nesneden bahsediyorsam Ayn kullanacağım. Peki niçin ayn? Çünkü de artikeli ayn oluyor. Belirsizde. Bu tabi nominatif için geçerli. Nominatif ne demek? Yalın hali. Bunlara ilerleyen videolarda gireceğiz. Akuzatif ve datif e, yani ismin i hali ve e halini anlattığım zaman çok daha ayrıntıya gireceğim. Sanırım buraya kadar anlamışızdır. Şimdi bir de artikeli das olan bir şeye bakalım. Das ist das Handy. Bir telefon gösteriyorum. Bir cep telefonu gösteriyorum. Das ist das Handy. Hani bu o telefon. İstediğim telefon buydu. İşte bu o telefon. Was ist das? Ya da işte ne bileyim o bozulan telefondan bahsediyoruz. <laughs> das ist das Handy. Bu o telefon. Hani bahsettiğimiz telefon. Ya da geldi birisi gösterdi. Ah, was ist das? Bu ne? Das ist ein Handy. Das ist ein Handy. Bu bir e, cep telefonu şeklinde söylemiş olduk. Tamam. Devam ediyorum. Artık elim değil. Taşı. Was ist das? Das ist die Tasche. Bu o çanta, bir Vuitton, ona sahip olmalıyım. Das ist die Tasche. Bu o çanta. Ya da direkt gösterdik. Bu ne? Was ist das? Das ist eine Tasche. Das ist eine Tasche. Ne yaptım burada? Artık elim di olduğu için aynı dedim. Okey? Burası önemli. Yani buraya e gelmesinin sebebi taşının artikelinin D di olmasından ötürü. O yüzden diyoruz ya bütün nesneleri lütfen lütfen artikelleriyle öğrenin diye. Sonra çok eziyet çekiyorsunuz. Buna ben de dahilim. Hala çok problem yaşıyorum. Sürekli artikel unutuyorum çünkü. Aşağıya geçelim yani plural kısmına yani çoğul kısmına. Das sind die Bücher. Bunlar o kitaplar. Bu o kitaplar. İşte bu o kitaplar çoğul. Das sind die Bücher. Das sind die Bücher. Bunlar o kitaplar. Belirsiz kullanmak istediğimde birden fazla kitap olduğu için aynı kullanamam ki mantığa aykırı. Das sind Bücher demem gerekiyor belirsiz kullanacağım zaman. Geldi dediğim gibi küçük çocuk. Bunlar ne ya dedi burada böyle duran duran şeyler var. Das sind Bücher. Onlar kitaplar dedim. Aynı kullanamam çünkü birden fazlasından bahsediyorum. Tamam mı? Eğer sorularınız olursa lütfen yazın yorumlara. Buraya kadar net anlatmışımdır diye düşünüyorum. Bu arada buraya böyle çizgi falan koymuyorsunuz ha. Yani hiçbir şey koymuyorsunuz. Ben orayı özellikle göstermek için hani yok anlamında. Buraya aynı, aynı, aynı bir şey gelmiyor anlamında. Evet. Şimdi bir de bu tarafa bakalım. Veya istas sorusuna. Bunu özellikle A1'de, A1 seviyesinde mesela sınavlarda çok çıkar. Yani aile birleşimi sınavından tutun normal A1 sınavına kadar her türlü o konuşma kısmında özellikle bir fotoğraf gösterilir. Ve derler ki bu fotoğrafı tanımlayın. Ya da işte yazma bölümünde hashtag brief olabilir. Kendinizi tanıtın ya da işte ailenizi tanıtın ya da bir fotoğraf verirler. Derler ki bu fotoğrafta olan şeyleri söyleyin. Şimdi o fotoğrafta olan nesneleri söyleyebilmemiz için das ist kalıbını ya da das sind kalıbını kullanmam gerekiyor. Ee, aynı şeyi dediğim gibi das her zaman bir kalıp. Bakın burada da hep şekilde das 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 diye başladım. Gelecek olan artikelin bir önemi yok. Burada da yine aynı şekilde insanlardan bahsediyorsam sadece soru değişiyor veya is das oluyor bu sefer. Yine das ist ya da das sind diye cevap veriyorum. Hemen örneklere bakalım. Das ist der Mann. Das ist der Mann. Bu o adam. Bir adamdan bahsettik. Soyguncu mesela. Ah bu o adam ya da bu televizyondaki adam. Das ist der Mann. Ne? Ama das ist Ein Mann dediğim zaman o bir adam. Das ist ein Mann. O bir adam, o bir erkek. Yine mesela sınavlarda gösterirken das ist ein Mann. Er heißt, işte onun adı bla bla falan diye kafamızdan uydurabiliriz. Kalıp. O bir adam. Genelleme. Devam edelim. Das ist, das ist das Mädchen. Is das ist das Bu o kız çocuğu. Ne yapmıştı? Geçen gün topuyla penceremin camını kırmıştı. Das ist das Mädchen. Bu o kız çocuğu. Ya da genel kullanacağım zaman Aa o bir kız çocuğu. Bebek arabasındasınız. Bebeğiniz çok küçük. Hani erkek mi kız mı olduğu hani giydiği renklerden de belli olmuyor. Aa diyorsunuz hani bunun cinsiyeti ne? Hani ne diyecek mesela annesi? Das ist ein Mädchen. Das ist ein Mädchen. Tamam bahsettiğimiz e, çocuk gösterilen bir çocuk belki burada diyebilirsiniz ki e görüyoruz işaret ediyoruz niye das ist das mädchen demiyoruz çünkü öncelikle konuşma esnasında bir geçmesi gerekiyor bir, se bir sefer. Ee, dolayısıyla da siz ein mädchen ya da küçük kızlarda mesela görürsünüz böyle gerçekten kreşe başladıklarında yeni yeni öğrenirler. Ben bir kız çocuğuyum mesela Das siz ich bin ein mädchen ben bir kız çocuğuyum demeyi. Komşumun kız diyor, diyor öyle. <laughs> Hemen devam edelim. Das ist die Frau. Bu o kadın. Das ist die Frau. Bu o kadın. Das ist eine Frau. O bir kadın. Das ist eine Frau. O bir kadın. Das sind die Kinder. Bunlar o çocuklar. Das sind die Kinder. Bu, ya da belli bir okulun çocuklarından bahsediyoruz mesela. Das sind die Kinder. Ya da çok yetenekli, üstün yetenekli, büyük sanatsal yetenekleri olan çocuklar geldi. Das sind die Kinder. Bunlar o çocuklar derken artikel kullanırım. Ama genel bahsediyorsam artık çoğul olduğu için bunlar çocuk derken mesela das sind Kinder diyeceğim. Das sind Kinder. Evet. Umarım faydalı olmuştur. İlerleyen videolarda bunları kein ve nichtle kullanmayı da öğreneceğiz. Eğer videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olabilir, destek olmak için videoyu beğenebilir ve yorum yapabilirsiniz. Başka bir derste görüşmek üzere, bay bay.